Sayın Burak Küntay'ı şöyle biraz alayım. Çünkü aslında önemli öncesinde başlıklar var. Coşkun Bey, bilmiyorum ben boşuna mı dikkat çektim? O bina güvenli bir bina, önemli misafirlerin birazdan ağırlandığı bir Ekrem bina. Hocam, bir müsaade edin. Oraya bir tekrar geleceğim. Tamam. Güvenlik meselesini konuşacağım ama önce orada beklenen anlatayım. Başlıklar var. Yani İran nasıl bir karşılık verecek? Şimdi elimizde ki en yakın karşılık bu. O da ne? 13 bu drone saldırısının görseli değil mi? Nisan ayında olan saldırı. Bu saldırı, yani İran'ın İsrail'e saldırısı elimizde son olan, işte bunu yapabilir, buna benzer bir şey yapabilir dediğimiz o drone görüntüsü. O zaman çok tartışılmıştı biliyorsunuz. Yani eleştirildi, hatta sizinle de çok konuştuk. İşte dediniz ki ya bu haber verdiler, işte şu saatte şu kadar füze atacağız dediler. Aslında bunun bir karşılığı yok gibi gibi yorumlar da yaptınız. Elimizdeki görüntü bu. Buna benzer bir şey mi göreceğiz? Az önce Ekber mesela dedi ki hocam, o da bir soru. Hizbullah'la beraber İran bir saldırıya hazırlanabilir dedi. Böyle bir şey de olabilir mi? Şimdi çok dağıtmadan ama geçmişini de toparlaya toparlaya neticeye varalım. Ben her zaman şunu söylerim. Bugün bir şey okuyabilmemiz için uluslararası ilişkilerde temelde, eski bir öğrencim olarak siz de çok iyi bilirsiniz. Bunu çok defaatle söylerim. Bir hikayenin tarihine bakacaksınız. Hı hı. Bir, ülkelerin veya kurumların genetiğine bakacaksınız. İki, ne demek istiyorum? Eğer nasıl bir İsrail reaksiyonu göreceğinizi düşünüyorsanız Münih Olimpiyatlarına gideceksiniz. Ondan sonraki süreci izleyeceksiniz. Hizbullah'la diyaloğu anlamak istiyorsanız Golan meselesini iyi anlayacaksınız. İsrail'in genetik yapısının nasıl oluştuğunu anlayacaksınız. Suikast işi Münih Olimpiyatlarından beri İsrail'in, hep ne diyoruz burada, nüfus ortada. Karşınızdaki coğrafya ortada. Bu mücadelelerde 50 yerde savaşamayacağı için suikast meselelerini İsrail genetik olarak bir dış politika reaksiyonu olarak benimsemiş. Bir, bunu bir kenara koy, tamam mı? İran'ın da bir genetiği var. İran'da bir şeyin çok net farkında. Birebir bir temas ettiği zaman, sert bir temas ettiği zaman İsrail'in ekmeğine yağ süreceği için bütün dünyada İsrail'in, biraz önce dedim ya, istediği gibi herkesi İran'a karşı mobilize edip bütün ülkeleri etrafında toplayacağı için, ki kimse sadece Amerika Avrupa'da sanmasın ha. Biraz önce Ekrem abi dedi ya, İslam alemi için dedi. İslam aleminden kastı bütün Müslüman ülkelerse orada Ekrem abi bazı soru işaretlerim var. Yani öyle değil tabii. Ya anlıyorsun ne demek istediğimi. Dolayısıyla bazı ülkeler var ki şu süreçte İran mı İsrail mi desen, bunlar bu arada halkı Müslüman olan bazı ülkeler, isim vermeyeceğim ama herkes artık biliyor. Vallahi İsrail'in yanında tabii, yer alıyorlar. Tabii İsrail'in yanında. Şimdi bunları neden anlattım? Hı hı. Ama bir ekleme daha yapacağım müsaadenizle. Bir 5 dakikalığına da Merve Hanım'ın rolüne, sizin rolünüze bir bürüneyim, ben soru sorayım. Buyurun. Değerli abilerim de bana destek verirse sevinirim. Şimdi Haniye nasıl öldü desem ne dersiniz? Nasıl öldürüldü desem? Biraz önce de bazı, hı hı, şeyler dinledik. Ne dersiniz? Rejim her yerle flu. Şimdi roket atıldı. Nereden biliyoruz? Kim söyledi? İran. İran söyledi. İran kaynaklı bütün haberlere baktığınız zaman roket atıldı. İşte bugünkü hikaye. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Amerika ve İsrail kaynaklarına içeriye bomba yerleştirildi. Şimdi bu bir savaş. İstihbarat savaşı. Coşkun abinin işine girmeyeyim ama hatam olursa destekler beni. Bu uluslararası ilişkilerin temel bir noktasıdır aynı zamanda. Şimdi İsrail, biz oraya bomba koyduk, İçeriden işbirlikçilerimiz vardı diye bir kere İran'ı ne duruma sokuyor? Aciz. Aynen öyle. Zaaf gösteren. Var. Kendini koruyamayan. Evet. Aynen öyle. Başka bir İki ay önceden yaptık. Evet. O burnunun ucunda bir şeyler olmuş, ruhun duymamış. Bu bir kere bir harptir. İran'ın açıklaması, hayır, roket geldi. Ama hangisi doğru olursa olsun burada bir gerçek var. İran'ın içerisinde bir suikastı başka bir ülke yapabiliyor mu? Evet. Yapabiliyor. Şimdi bunu da kenara koyun ve gelelim soruya. Ama bunlar aklımızda kalarak. Bir, benim tahminim, genetik dedik ya biraz önce. İran'ın genetiğine, İran bu tepkileri İsrail'i mobilize edebileceğini arkasında ülkeleri bildiği için yıllar yılı Yemen'deki grupları ve aynı zamanda Hizbullah'ı kullanmayı bir yöntem olarak seçti. Biz tabii şimdi Haniye suikastı hemen bir gün sonrasında olduğu için çok ona odaklandığımızdan şeyi kaçırdık. Yani o birden böyle gitti gündemimizden. Hizbullah'ın, Şükür'ün, evet, suikastını kaçırdık. İsmi İki numaralı isim gitti. Evet. Dolayısıyla şimdi
Eğer sadece Haniye meselesi olsa iş biraz daha muğlak olurdu ama bugün tepki Hizbullah'tan gelirse şayet ki. Ki nasıl bir tepki? Bir, genetiğinde çok yok ama suikaste suikaste karşılık verilebilir. İki, bazı bombalamalar olabilir. İsrail'in içinde veya İsrail'in yurt dışındaki, bunu not alsın herkes. Yurt dışındaki, yani İsrail dışındaki bazı misyonlarında, yani büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında vesairelerinde, ya da İsrail devlet mensubu, sivil değil, devlet mensubu bazı kişilere karşı yurt içi ya da yurt dışında bazı hamleler yapılabilir. Ama bakın, sadece İsrail'li diyorum, muhtemelen herhangi bir batılının, herhangi bir Amerikalının zarar görmemesi için tamamen hedef İsrail odaklı kalır. Benim nacizane tahminim bu ve bunu yapanın da Hizbullah olacağını düşünüyorum. Niye? Hı hı. İran'ın sert bir cevap vereceğiz dedi. Ki bunu ilk defa demiyor yalnız. Hı hı. Hep diyor. Evet, hep söylüyor. Yaptı, bir roket attı. Çok ciddi bir saldırı yaptı ve hayati bazı şeyler oldu. Yani insanlar öldü. Sivil, asker hiç önemli değil. Bana ertesi gün olacak olayı söyler misiniz? Amerika Birleşik Devletleri, direkt olarak Avrupa, bölgeye gelecekler. Bütün ülkeler patır 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 İran'ı vuracak ve bu kadar katliam yapmış İsrail birden hiçbir şey yapmamışçasına, bak bizi öldürüyorlar, İran bize nükleer silah atmak istiyor gibi bir duruma bürünecek. İran'da bir Pers medeniyetinden bahsediyorsunuz. Medlerden bahsediyorsunuz. Ahamenikler'den bahsediyorsunuz. Partlardan bahsediyorsunuz. Safavilerden, Sasanilerden bahsediyorsunuz. Yani herhalde benim nacizane bir akademisyen olarak gördüğümü bu koskoca devlet benden milyon kat daha iyi görüyordur. Halkı içerisinde de bir tepki var. Evet. Bir reaksiyon bekliyorlar. Ama o reaksiyonu toplumun isteğine göre verirsen sonunda toplum zarar görür. Dolayısıyla İran'ın bence hesabı sonunda öyle ya da böyle, ya drone saldırısı vari böyle ettiye sütlüye çok etkisi olmayacak. Üçüncü şahısların topa girmesini tetiklemeyecek. Üçüncü şahıstan kastım, herkes anlıyor. Evet, Amerika, Avrupa vesaire. Avrupa vesaire. Ama daha önemlisi nedir burada? Hizbullah kullandığınız zaman bana ne kardeşim, Hizbullah kendi başına yaptı. Bir grup diyebilir. Ha, bu sefer bunu yaptığı zaman İsrail nereye vuruyor? Lübnan'ı. Lübnan'ı vuruyor. Lübnan başka bir ülke mi? Ülke. Bu sefer İsrail daha kötü duruma düşüyor. Şimdi bütün mesele, hani uluslararası ilişkiler konuşuyoruz ya, bunların hepsi aslında satranç gibidir. Böyle stratejiler üzerinden döner. Bu bahsettiğimiz ülkeler de yani iki günlük değil. Satranç. Büyük bir oyundan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla benim nacizane biraz evveliyatıyla anlatmak zorunda kaldım ama altını tekrar çiziyorum. Golan meselesinin ne olduğunu anlamadan Hizbullah konuşamayız. Coşkun Hocam, burada siz ne düşünürsünüz? Burak Hocam'la aynı fikirde misiniz? Çünkü siz biraz daha şey diyorsunuz ya, aslında işte İran tepki vermeli, yapmalı, sürekli üst perdeden konuşuyor ama bir şey yapmıyor diyorsunuz ya. Burak sizce, Hocam ben şey söyledim. Sizce ne yapmalı? Yok yani, hani sizce bir net bir karşılık mı Hizbullah, yoksa Hizbullah işte Burak Hocam'ın söylediği gibi Hizbullah yaptı işte dese mesela İran halkında bir karşılık bulur mu bu sefer? Çünkü bu sefer halktan da bir tepki var. Siz buradaki bir lideri koruyamıyorsunuz diye. Şimdi Merve, benim şahsi değerlendirmem şu olayla ilgili. Üçlü ortak yapım bir suikast gerçekleşti. CIA, Mossad ve İran içindeki, adına ister FETÖ'de, alçaklar, ister... He? Oradaki alçaklar. Ajanlar mı diyorsunuz? Bak, bir kripto yapıdan bahsediyorum. Hı-hı. Benim hep vurduğum bir tez var. FETÖ bize has bir yöntem değil. Her ülkede var. Hı-hı. Bu arada özür dilerim, lafınızı böleceğim ama bu görüntüler canlı Tel Aviv'den. Şu an protestolar devam ediyor. Cumartesi akşamları sürekli ekrana taşıyoruz. Burası da Lübnan-İsrail sınırı, olası bir saldırıya karşı. Buyurun Coşkun Hocam. Şimdi buyurun isterseniz. Ayağımı alacağım bir daha. Buyurun. Burak Hocam tabii şeyi tutuşturunca. Hemen kırmızı tahtayı verince. Buyurun. Şimdi şöyle ifade edeyim. Burak Hocam az önce kıymetli bir şey söyledi. Dedi ki devletlerin genetiği dedi. Evet. Yani bu gerçekten nasıl insanın bir doğuştan gelen huyu varsa devletlerde de aslında bu özellik geçerli. Mesela İsrail'de dişe diş kuralını herkes bilir. Yani bir hamle yaptığında misliyle karşılık geleceğini ve anında geleceğini bilir. Bunu övdüğümden İsrail'e metiye olsun diye söylemiyorum. Tevrat kökenli bir hadise. İsrail, bak şunları vurgulayarak gideyim ki herkes bilsin ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. İsrail devlet filan değil ha. İTÖ diyorum ben. İsrail terör örgütü. Tepeden tırnağa o bütün o komuta katı, hani bir kabine babine var ya, hepsi katil, hayvandan aşağı yaratık
ve hiç bize buraya böyle odaklayıp Gazze'yi unutturmaya kalkmasın. Orada 40 bin kişinin katili bu alçak sürüsü. Dolayısıyla buna bu gözle baktığımı hatırlatayım. Diğer tarafta da hani İran'ı birazdan eleştireceğiz. Bu İran'a böyle sırf muhalefet olsun diye veya İran'ı kötülemek için değil. Mevcut durumu ortaya koyuyorum. Oynanan oyunu anlatmaya çalışıyorum. Bu nedenle böyle bir tasvir yapacağım. Az önce ne dedim? Üçlü ortak yapım. Kim? CIA. Kim? Mossad. Kim? İran'ın içindeki o bahsettiğimiz klik, kripto yapı. Batı ile entegre olmuş işbirliği içinde olan yapı. Ancak bu yapı maalesef İran'ın karar mekanizmalarına kadar işlemiş durumda. Bizdeki FETÖ ile öyle kıyaslayın. Yani nasıl FETÖ bizde devletin kılcallarına kadar girdiyse İran'ın da esas o kritik yerlerde ben böyle bir yapı olduğu kanaatindeyim. Bunu o kadar çok örneği var ki anlatacak. Yani ben şimdi mesela İran penceresinden bakalım birlikte. İran 85 milyona yakın bir nüfus ve bu 85 milyonluk nüfusun yarısı Türk. Güney Azerbaycan dediğimiz Azerbaycan Türk'ü. Yani senin ülkenin yarısı Azerbaycan'la soy, ırk, dil, din kardeşi. Türkmençay 1823 diye hatırlıyorum tarihi. Bölmüşsünüz. Yarısını Rusya, yarısını İran almış. Böyle bir bölünmüşlük var. Şimdi bu yapının diğer yarısı Ermenilerle savaşıyor. Ve sen kendi ülkenin yani yarısını temsil eden yere destek yerine Ermenilere destek veriyorsun. Ve Ermenilere PKK'lı Ermeni kökenli teröristleri o alçak sürüsünü nakdini sağlıyorsun. Ayağa kalktı ya Güney Azerbaycan. Ayağa kalktılar. Sınır kapısını herhalde Norduz o kapı. Oradan geçişinde yani şiddetle bastırdılar oradaki gösterileri. Devletlere oradaki Türk kardeşlerim isyan etti. Niye? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Orada bizimkiler savaşıyor ve sen Ermenistan'a destek veriyorsun diye. Ya aşağı in. Irak, Suriye terörle mücadelem var. Ve bu mücadelede İran'ın da menfaati olacak. Çünkü onun da bu konuda ciddi tehditleri var. PEJAK. Şimdi hadi gel diyoruz. Irak, İran, Türkiye işte sınırdaşız, komşuyuz. Yıllardır bir hukukumuz var. Asırlardır. Orada da Amerika ile tutuyor, işbirliği içerisinde tabii gidiyor. O zaman da ben haliyle diyorum ki bir dünya vatandaşı olarak bırak Türk'ü. Bu işte bir gariplik var kardeşim diyorum. Bu işte bir gariplik var. Ha, bu yapının esas planı öyle gösterildiği gibi İslamiyet adına savaşmak değil. Tam tersi Batı'yla eşdeğer bir siyaset izlemek arka planda. Şimdi bu artık iyice görülmeye başlandı. Bak az önce Ekber de söyledi. Burada da dedi sorgulanıyor bazı yaşananlar. Ben mesela taze bilgi devrim muhafızları da sorgulamaya başladı. Niye biz hep Jack, Jack, Meli, Malı hani sürekli günü geçiştiren çıkışlar yapıyoruz. Şimdi o devletlerin genetiğine baktığında diyorsun ki şu olaylara. İsrail o alçak sürüsü bu suikastı gerçekleştirdi. İran'daki bir takım odakları harekete geçirerek. Ama İran'dan buna karşılık cevap gelmeyecek. Böyle basit Trump'ın anlattığı olayla örtüşen bir cevapla geçiştirilecek diyorsun. Bendeki intiba o. Bir şey yapmayacak diyorsunuz. Ha, bir şey yapmayacak değil. Yani suikastlere geleceğim. Suikastlere geleceğim. Şimdi uygun zaman, uygun yer gibi bir açık. Ne demek bu yani? Müsaaden olur mu Coşun Hanım? Sadece şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Uygun zaman, uygun yer kadar muğlak, gibi geniş, bir şey yok. Ucu açık. Ne zaman olacağına dair. O yapacak adam, yani bunu her zaman söylerim. Ertesi sabah vurur. Niye? Eğer bu bir sınır meselesi ise, bir onur meselesi ise, bir ülke meselesi ise, bir dava meselesi ise bu böyle olur. Ya da bir güven meselesi yani bunun ise. Bunun istisnası yoktur. Bu kadar. Bak ben bir ve hazırsan A planı, B planı, C, D, E, F, G işte planları yapmışsan evet şimdi ne yapıyoruz dersin bunlardan birini yaparsın. Niye hazır değil hocam hiç? Yani böyle olunca o zaman demek ki hazır şimdi değil anlamına geliyor. Bakın, değil, bakın yani az önce sorduğum soruyu ben Coşkun Bey'e tekrar sormak için içim çırpınıyor. O fotoğraf Ekmen'in gösterdiği o binanın uzaktan çekilmiş fotoğrafı rezalet bir fotoğraf. Heniye gibi birisini misafir ettiğiniz bina yani rahatlıkla gezen tozan insanların falan görebileceği ve büyük ihtimalle kötü niyetli birisinin elinde bir roket atarla oturup hedef alıp ateş edebileceği bir bina. Ya yani bu bir devlete bence yakışmıyor. Bak Merve hem Ekrem abi hala kafam karışık. Ekrem abi hem rahatlatalım hem de o konuya bir girelim. Yani güvenlik meselesine. Beni şimdi sabahın kör vakti aradılar. Dediler hocam yayın almamız lazım. Hayırdır dedim.
Hocam ya, girmeseydiniz iyiydi. Gireceğim ben, bırakmıyorsunuz ki gireyim. Bir gideceğim çünkü Lübnan'a. Orayı ayrı açacağım. Orayı sizi böyle kaldırıp eline boyuna sensin. Ekrem Hocam'la ikinizi anlattıracağım o binanın fotoğrafını. Ama müsaadenizle önce bir Beyrut'a gideyim. Estağfurullah.